Ofisten çıkacağız. Burada marşa bastık, çalışmadı. Ben bu işe de sıfırdan girdim. Yani düşündüğün zaman, yani ben tamirci değildim, barmendim. Tecrübesizsin, korkutuyor falan. Güçlü de bir alet. Ben ilanları bir açtım, alabileceğim motor yok karşımda. Yani fiyatlar yükselmiş. Onunla da sürmeyi öğrenince artık zaten motor sürmeyasında motoru öğrenmiş oldum yani. Merhaba arkadaşlar, bugün Ata'nın dükkanına geldik. Ata'yla zaten daha önceden de birlikte motosiklet yaptığımız ve bir sürü motor Harley'lerle ilgilendiğimiz için Ata'yla olması hem bizim için daha rahat olacağını düşündük hem de muhabbet güzel bir şekilde akabileceğine inandık. Bir de Ata tecrübeli yani. Zaten tabii. Konularda. İlk başta şeyle yani ben biliyorum zaten ama yani motosiklet serüveni nasıl başladı senden dedin. Valla şöyle, aslına bakarsan motosiklet nasıl başladığını çok iyi biliyorsun. Sizler de aslına bakarsan o şekilde biliyorsunuz. Normalde ben 4 tekerlek otomobil seven bir insandım. Motosikletle her zaman bilgim vardı ama hiçbir zaman motosiklet kullanmakla ilk fikrim yoktu. Barmenlik yaptığım dönemde çok sevdiğim bir abim, patronum aslında Çağatay abi. O dönemde patronluk yapmadı sağ olsun, her zaman abi git yaptı. Full motosiklet kullanıyordu. Ben ondan aslında özenmeye başladım biraz. Çok da motorcu gelip gidiyor bara tabii bu sırada. İşte herkes bir şey söylüyor, onun motoruna bakıyorum ediyorum. Arabalara ilgiliyim, motorlarda ilgimi çekiyordu. O tekerleği var, motoru var, pistonu var, elektrosu var. Sonrasında oradan bir müşteri dedi ki sana Cafe Racer çok yakışır. Ben ilk etapta Cafe Racer'ın ne olduğunu bilmedim. Google'dan baktık, dedi ki işte böyle işte arkasını kesiyor, selesi şu bu bilmem ne. Tarz bir motor sana yakışır. Ben ilk aslında Cafe Racer'la bu işe girmeye niyetlenmiştim. Ancak bir motosiklet alacak param yoktu. O dönemler aslına bakarsan sen biraz biliyorsun. Tabii. Yani o ilk tanıştığımız döneme denk geliyor aslında seninle. O dönem işte motor alacak param yok. Motora hevesim var. Bir yandan araba projem sürüyor. Arabama ithalden parça falan bekliyorum. O zaman bu dükkanım yok zaten. Yani bu dükkanı açmamıştık henüz. Barmenlik yapıyordum. Çağatay abi bana bir motosiklet hediye etti aslında. Bir Keyway 150'lik. Hayır. Sevdiğim GM 250'li sonra. İlk Keyway bir 150'lik motoru yan komşu satıyormuş. Aldık, çok komik paraya. Düzgün de çalışmıyordu böyle. Ama hani motor sürmeyi öğreneyim, ehliyetim yok zaten yani. Ben gittim o ilk şey oldum hatta. Çağatay sevinmedim ya falan. Dedim abi alacak param yok, bana motor hediye ediyorsun da yani nasıl ödeyeceğim? Dedi hallederiz, sen merak etme, sen dedi başla falan dedi. Sağ olsun burada çok teşekkür ederim. Beni o serüvene başlattı. Gittim ehliyete yazıldım. Arkasından yine sağ olsun beni birkaç böyle minik İzmir şey içinde tura çıkarttı. Bizim motoru tabii elini yüzünü düzelttik. Ayna tak. Arka çamurluğu kestik. İşte depoyu sprele falan böyle bir elimizi düzel. Aldığımız adam motoru gördü. Dedi ki bunu bana geri satın. Biz bir de biraz karlı onu geri sattık. Ve aslında işten para kazandık. Yani ilk böyle. Kastımcılığa buradan başlamış. Ama yine param yok elde avuçta. Yine motor süreyim diye sağ olsun oğlanın motorunu verdi. O da custom yapılmış böyle hardtail şasili falan. Yüksek eğbi olan bir GV200 şasisi falan uzatılmıştı o motorun bu arada. Ben onunla ilk motor sürmeyi aslında onunla öğrendim. Yani sert süspansiyon, uzun motor, ayakları ileride, el yukarıda. Süspansiyon yok zaten. Şey, selede yaylar vardı. Yo, yay. Yani onda süspansiyon vardı. Onunla da sürmeyi öğrenince artık zaten motor sürmeyasında motoru öğrenmiş oldum. Yani en son level'dan başlayınca. Sonra bu dükkanı açtık. Bu dükkanı açtıktan sonra elime geçen ilk parayla motosiklet almaya karar verdim. Zaten o dönemde Berke'de artık zaten samimiz. İçli dışlı. Her gün beraberiz aslında. İşte Shadow'lara bakıyorum. VN800. Onuşa baktık bir ara. Onuşa baktım. Beğenmiyoruz, etmiyoruz. Dragstar 1100'ler geliyor gidiyor. Olmaz, onlar bozuluyor falan. Aslında bu işi yapıyorum. Tamir ederim gibi geliyor ama aldık. Yani korkutuyorlar. Sonra ilk o şey Sportster 1200'e çevrilmiş elden ele geçen düzgün de çalışmayan bir motoru satın aldım. O da yine taksitli oldu aslında. Tabii. Düzgün çalışmayan motorlara karşı bir şeyim var. Tabii ilk motorum aslında düzgün çalışmayan bir motor satın almış oldum. Lastiği, aküsü, ıvır zıvır bilmem nesi burada beraber elden geçirdik. Yani ilk zaten bir vakit harcadı. Berke'yle sürmeye çıkacağız ilk buradan. İlk bineceğim 1200 cc Harley Davidson'ım var. Yani normalde şurada bile denemek için gazı çevirince 207 alışmışım gaz çevirmeye. Arkası geliyor ve tecrübesizsin, korkutuyor falan. Güçlü de bir alet. Tam çıkacağız. Burada marşa bastık, çalışmadı. Akü bitmiş. Stator. Baktık, kontrol ettik. Stator elektrik üretmiyor. Jojo'yla tanışmam oradan. Jojo zaman sanayide burada bir cücü aksesuarda çalışıyor. Jojo da bizim ustamız. İlk ustamız. Bize işi öğreten ustamız. Onunla da zaten bir çekim yapacağız. Dediler ki işte burada bir anlayan o var. Ben de ona gittim. Dedim ya elektrik üretmiyor. Ben dedim satörü nasıl kontrol edeceğim? Anlattı. Kontrol ettim kontrol kalemiyle. Evet. Dedim ama bunu nereye sardıracağım? Buraya git sardır. Sardırdık gittik. Ama o sırada kapaklar polizaja gitti. Bu sırada far bearing dişler taktık ettik. Daha motora binmedim ama yani. Neyse motor pırıl pırıl çıktı. O gün de yağmur başladı yine burada. Buradan yağmurda
Berke'yle beraber çıktık, hatta Özgür de vardı. Üçümüz çıktık, bir Bonave geldik. O motorda ilk sürüşüm yağmurda oldu yani. İlk başlangıç böyle. Sonra ona motor yaptık. Bir pazarda beraber sürdük seninle. Yağ yapıyordu o motor. Bir pazarda dayanamadım, söktüm. Bir hafta sonra topladık galiba. Üç günde topladım. Pazar söktüm. Pazar siparişleri topladım. Salı kapak kapakçıdan fonlamadan geldi. Dördüncü gün motoru toplarken Ortam Mehmet abi yardım etti. Onları falan o çaktı. O zaman çok tecrübesizdim zaten aslına bakar. Çünkü ben bu işe de sıfırdan girdim. Yani düşündüğün zaman, yani ben tamirci değildim, barmendim. Bir anda bodoslama, ben Ortam'la beraber bu işe girdim. Onun tecrübesiyle ben bu işleri yürütebildim. Yani ondan öğrendiklerim var. Motoru topladık. Yine o gün çıktık. O motorla bir de çıktık. 2-3 hafta sonra Bodrum'a gittik. Tabii Bodrum'un yolda falan bayağıdık ya. Bayağı gezdik. O gün dedim yani. Aslında hali herkes çok korkuyor. Tamir ettirmeye çekiniyor ama o kadar da korkulacak bir yanı yok. Tabii benim takımlarım var. İşte dükkan var, imkan var. Sanayideyiz. Eş dost tanıdık. Jojo mesela o zaman o yardımcı oldu. Çünkü araba elektriği gibi düşünmen lazım ama bunun statörü yağda çalışıyor. Bizim dinamo dışarıda falan, yani prensip de farklı. Söke taka o motor yapmayı öğrendik işte. İlk o motor da öyle gelişti. Ama peki işte niye Harley'e aldın? O kadar mesela Shadow, Volus'a falan bakarken neden Harley? Param yetmiyordu Harley'e. Aslına bakın Japon'a da param yetmiyordu. Japon'a kredi çekip onu bunu yapıp toplu bir motor almaya çalışıyordum. Harley karşıma iki taksit, al bunu topla bin diye güvenilir bir arkadaş tavsiyesiyle oldu yani. Motoru bana satan Yıldırım aslında bana güvendi. Yarısını şimdi yarısını sonra ver dedi. O da motordan sıkılmış. Uzun sürede bilmiyordu. Garajına gitti. Çalıştırdık. Zaten hani çalışıyordu motor aslında ama tabii lastikli, aküydü, vır zıvır, sinyal, minyal. Yorgun bir motor. Komple girdik o motora. En son hali çok hoşuma gidiyordu. Şurada bir fotoğraf var, onu şimdi oraya yükleriz herhalde. Tam bu ana herhalde sokarsınız. Şuraya bir yere, şurada. Şurada bir yerde ama motorun yeri de orada yani. Tam o köşeden. Hatta ben... O motor çok güzel. Zaten o motorda galiba hem 1200 kit vardı. Normalde 883'tü. 1200 kit vardı. Yani iki önceki sahibi dükkanından geçerken şey dedi. Bu motor benim eski motorumdu deyip o anlatmaya başladı. Zamanında bir sefer onun yüksekleştirmeli pistonları varmış. 1880'den 1000'e çevirirken yüksekleştirmeli piston kullanmışlar. Farklı bir de egzantrik mili kullanmışlar. SNS karbüratör ve hava filtresi kapağı falan vardı. Onları hep sonradan uydurduk. Yani daha önce sökmüşler sonra onları. Bir şeyler yapmışlar. Farklı filtreler falan vardı. Biz onu normal haline getirdik. Son hali güzel çalışıyordu. Çok güzel, güzel gidiyordu. En hızlı motorum oydu. Evet. Acem yeni mili onunla. Onda dereceli egzantrik var mıydı? Var dedi. Bir önceki sahibi. Ya bende Nightster 1200 vardı. Senle aynı anda ışıklardan kalktığımızda o motoru yetişemediğim noktalar oluyordu bana. Bir hopla kalktın tecrübesizken. 1-2 yaptım. 3'te viraj geldi. Ben viraja giremedim. Bir hopun arkasında gidebilmiştim yani. Hani farklı gelmişti. Sonra 1200 Nightster aldım. O stage 1'di bu arada. Exhaust'u, filtresi, yazılımı vardı. Footpack'i vardı. O mesela hani daha yavaş hissettirmiyordu ama sanki diğeri böyle bir üst devirde falan böyle. Onda bir beyin olacaktı. System leader falan. Evet. Devir çevirecekti. O güzel alet. Ya, 200'e şak diye dayıyordu o ya. Bunun hikayesi nedir peki? Yani nereden geldin de işin sonunda bu motoru aldın? Ya ve motoru aldığında böyle miydi? Değildi mi motor böyle? Ya aslında sizle tanışmamın hikayesi de oradan başlıyor. Ben çocukluğumdan beri işte metal küçük diecast arabaları alırdım, söker, boyardım, ederdim. Kullandığım kalemin etrafında bir şey yapardım. Hani hep böyle bir şey kişiselleştiriyordum yani. Eskiden beri bu var. Arabalarım da hep öyleydi. Yani kendimce modifiyeler ettim. İlk arabamda, sonraki proje arabamda her zaman onlardan bir parça ıvır zıvır vakit ayırdık, farklı hale getirdik. Yurt dışında gördüğüm sahnelere gidiyor. Aslında custom kültürü kişiselleştirme. Bunu arabada da yapıyordum yani. Ki zaten benim bu işe girmem sebebim de oydu. İlk motoru yaptık. Taliplisi çıktı. Satıldı. Satıldığı gün hatta yine o gün Berge'yle beraberdik. Ben ilanları bir açtım. Alabileceğim motor yok karşımda. Yani fiyatlar yükselmiş. Ben biraz daha aslına bakarsan normal hani hesaplı bir fiyattan vermişim. Bundan almak istiyordum bir tane. Night Train. Tabii. Custom. Softail standart. Arka tekerleği 200 teker. Ne bileyim. Softail bir farklı motor kullanayım tarzında düşünüyordum. İrlanda'daki rakamlara yetişemedim. Birkaç kişiyle tanıdım. Bu sırada ilk motorum da çok çevre edindim. Yani motor tamircileri tanıdım. Tanımadığım insanlara telefon açtım, soru sordum. Kötü motor adamı tam şey yapalım, usta yapalım. İşte alırsın alfa olursun, kalfa sözünü işte yaşayan efsane. Ben işte burada bu arabaları yapıyorum. Şu an işte aslına bakarsan hakikaten yani sıfırdan şu anda araba tamirciliği yapıyorum. Motorda da biraz ama motoru hobi olarak bırakmak istiyorum yani. Bunu para kazan. Çünkü profesyonelleştiğin zaman amatörü ister istemez kayboluyor. Yani motorda o kaybolmasın istiyorum. Burada biz arkadaşımıza eşimizin bir şeyler söktük, taktık. Berke'ye keza ilk motoruna egzoz yaptık. İkinci motoru birlikte topladık zaten. Yani şeyler yaptık. Aynen. Yani burada birçok Özgür'ün motoru falan kesişler yaptık. İkinci motoru aslında aldım, sizle tanıştım. Daha doğrusu Fırat'la tanıştım. Aslında ben Fırat'a tav olmuşum ama Fırat değilmiş o. Telefonda pazarlık esnasında Gürcan daha iyi. Şu an ona selam olsun. Yani sevdiğimiz arkadaşımız ilk telefonda böyle bir aslında biraz böyle gerilmiştim ben. Amatör almaya gittiğimde işte Fırat vardı dükkanda. Kapıyı çaldım, amatörü aldım. Çıktım aslında ilk tanışmamızda. O zaman eski motor vardı sen. Nightster.
tanımıyorum. Ben daha sizi tanımıyorum. Daha belki sizi tanımıyorum. Ben Atay'la arkadaştım. Sizi tanımıyordum. Sizi duyuyordum sadece. Atay'la da zaten birlikte sizi Instagram'dan takip ediyorduk. Bir yandan da sizin yaptığınız işleri falan konuşuyorduk. O zaman Yuki'yi yapıyordunuz. Nasıl? Sizi. Güzel miydi? Tabii ben Yuki'yi takip ediyorum. Bir gün Mordoğan'a mı Karaburun'a mı ne sürdük Atay'la bira içerken falan konuştuk. Ya adamlar aslında güzel iş yapıyor falan. Bu doğru. Yapılır bu ülkede neden yapılmasın falan filan gibisinden. Kendi aramızda konuşup ben dedikodunuzu yaptık. Bir yerden karşıma çıktınız. Siz o Yuki'yi yapıyordunuz. Yani Yuki'ye polyesterden çamur falan döküyordunuz. Artık alemiyimden. O zaman şöyle açıkçası ilk düşündüğüm şeydi. Hani kendi motorlarını yapıyorlar falan ne güzel falan diye takip etmeye başladım. Meğersem sizin işiniz profesyonellikmiş yani. Ya niyetiniz o zaten doğrumuş. İlk o zamanlar evet kendi motorumuzu yapıyorduk zaten. Herkes. Zaten açılalı o zaman bir sene falan bile olmamıştı. Tabii ilk zamanlar takip ediyordum. O Yuki'yi yapıyordunuz. Yani. Sonra Veseli motor falan geldi size. Zaten Veseli motorla beraber. Veseli motor da Özgür'ün motoru bu. Değil mi eskiden? Biz burada işte bir tur kestik. Özgür'ün çamurunu falan biz bir size göre rezil etmişiz. Siz onu bir elini ayağını topladınız. Yok estağfurullah gayet iyi o. Bizimki sanayi işiydi yani. Ya yedi güzel. Abi vallahi. Bir de şöyle yapmayı bilmiyorum. Amortisör mevzusu da galiba zaten Gürcan kendi amortisörünü dükkanda sökmüş. Amortisörler dükkanda kaldığı için de işte yarayı pazarlık ettiğinde dükkanda gidersin alırsın. Ya şöyle oldu işte sattım. Bunun tekeri 200 teker ya kalın tekerlekli motosiklet istiyordum şimdi gerçeğinde yani işte bu vardı. Ulaşamadık edemedik. İlan İzmir'de bir tane motor girdi. 1200 Nightster. Yeşil rengi de yeşil mat yeşil mat siyah. O da deposu işte biraz ezikti. Çamurluğunda pastar mastar bir şey vardı. Motor böyle biraz kötü görünüyordu. Ben onu gittim motorla bir tur attım. El sıkıştık adam bir ilana koyalı 2 gün olmuştu. Kolay sattığına falan sevindi. Hatay'da kırtasiyeci düzgünde bir abimiz. Motoru getirdim. Getirdim gibi tam şurada hemen sökmeye başladı. Söktüm full pack çıktı. Söktüm arka bip çıktı. Aslında sola sele bedlenme selesi varmış. Nightster. Haberi yok. Arıyor beni diyor ki full pack full çıktı. Full pack çıktı. Adam söylemedi. çıktı. İşte sisi baroreki söktüm. Gidonu bir söktüm. Arka stopları falan boyaya verdim. Boyasını kardırttık. Rengini tutturduk. Deposunu çektirdik ettik falan. 2 haftada o motor sürdü. Maşaları falan siyah miya boyadık. Artık amortisör lazım. Bir de artık şey istiyorum. İlk motor orada hani çok deneme yanılma yaptım. İşte egzozun içini sök tak baffle yap dene. Ondan daha güzel ses çıkıyor. Onun kafasını mı keseyim, içine oturtayım. Amerikalı yapmış. Egzoza kapıyor. Bundan Bayzanes de vardı. Onlarla uğraşmaya gerek kalmadı. Artık şey yapmıştım onu hatırlıyor musun? Enjeksiyonu manuel. Aynen. Sayıyordu. Aynen. Karbüratör işte şey yanıyor. Ağzı ışığı yanıyor. Cihazda kontrol etmek lazım falan. O işlere giremedik ama dedim ben buna progresif amortisör istiyorum artık. Böyle arkası otursun. Bir de bir öncekinde Honda Magna'nın amortisörleri var. Evet. O alçak da. Aynen. Yani bunda da arkası alçak istemiştim aslında. Ona çünkü arkası Honda Magna'dan dolayı alçak. Motoru. Buna da progresif amortisör işte öyle tanıştık zaten aslında Vestradius'la ilk. Yani ilk Fırat senle tanıştım yani aslında. Hatta sen geldin sakallar böyle uzun. Bir tane yalnız hatırlamıyorsam korumalı deri yelekli ceket gibi bir şey var. Korumalı ceketim o zaman yoktu hiç ya. Ya böyle kat şey buralar böyle kalın kalındı. Geldin öyle girdin aldın gittin dedim ne oluyor ya. Korkmuş. Ama ben işte Gürcan'a telefonla biraz. Ha aynen. Bunun için seni Gürcan sahibim. Ya bir de şöyle bir şey, üzerine. O amortisörü sizden alıyor, biz amortisörü buradan takıyoruz, amortisörü deneyip virajlarda deneyelim diye Karaburun'a gidiyoruz. Ondan sonra işte daha demin anlattığım işte bira içip muhabbet ettiğimiz konuda oradan başlıyor. Aynen. Böyle bu tane hayatı yaşayan insanlarda hep şunu görüyorum, işe aldıkları zaman yerinde duramıyorlar böyle, illa bir yerlerinde. Deneyeceksin, ne yapıyor dedi? Ha anladık. Ama işte zaten kültür bu yani custom kültür dediğin şey kendine ait bir araca sahip olmak için. Bir arabanı satıp motora basarsın yani yap. Ya öyle oluyor. Bak araba işi de öyle. Normalde hızlı araba kullanmayı seven, klasik araba toplamayı seven ya da custom araba yapmak isteyen insan Türkiye'de var böyle bir de. Gerçekten gece uyumadan önce işte takacağı parçayı düşünüyor. Nereden sipariş edeceğini düşünüyor. Yurt dışındaki forumları okuyorsun, bir şey buluyorsun, ne diyorsun ki zaten bizim Alfa Romeo da yani eğer biraz bir şey modifiye etmek istiyorsan zaten yurt dışına muhtaçsın. Bizim de zaten birazcık samimiyetimiz olan müşteriler geceleri arıyor bizi. Ya aklıma şöyle bir şey geldi, bunu bekleyelim ya motora. Ya almadan önce de. Sonra ne oldu? Aslına bakın kaç yıldır ben motor kullanıyorum belki işte dükkan açmadan önce ehliyet almıştım. 16 falan olsa 16 yıl. 6 yıl 7 yıl dükkan oldu. 2 yıl öncesi olsa 8 yıldır motor kullanıyormuşum. Herhalde şöyle söyleyeyim yılın yarısından fazla motorla işe gidip geliyorum. Çok fazla şehir dışına çıkıp gelme şansım olmuyor. Hiçbir şok yoğun ama yani yine bir şey oldu. Motorla yine bir yere gitmek için nefesiniz oluyor. Şehir için gayet doğru bir motor tercih. Aslında rahat yani sporsuzlar da rahat. Bunda da rahat ediyorum yani sorun olmuyor da. Nightster'ın zaten nasibi çıktı. Nightster'ı sattık. Ondan sonra artık karşıma bu motor gelmişti. Ben Nightster'da o zaman bunun için satmaya niyetlendim. Çünkü karşıma çıktı. Bu biraz da hesaplıydı aslına bakarsan ama bunda yüksek bir eğip gidon vardı. Standart selesi vardı. Koruma demiri yamuktu mesela. Bu jantı takmışlar sağ olsunlar çok güzel. Bu jant çok güzel ama gerçekten. Normalde bunda uzun bir tane böyle mermi şeklinde bir far vardı. Aslında pahalı bir far ama ben motora hiç yakıştırmıyordum. Zaten son değiştirme başlanan biri o oldu. Bulunca bunu aldım. Bu farı sökmek bayağı sıkıntıydı biliyor musun? O farı çok uğraştık ya. Bak onda yine Mehmet abinin parmağı var. Ben o farın içini açamadım. O
ufaktan canavarla bir minik kesik açtı. Minik minik uğraştı, alüminyum pas yapmış yine falan. Tecrübe başka bir şey yani. Şimdi öyle bir far gelse açabilirim ama daha önce bunu açamadım. Seninle kayışla denedik. Keserek minik mi? Yukarıda göstermiş istiyorsan. Alttan minik kesik açtık. Çekişliğe çekişliğe farın içine açtık yani. Çünkü ulaşamıyordum işte. Farı değiştirmek istiyordum. Bu motoru ilk Ankara satın almışlar. 2006'da sır çıkmış bunlardan aslında. Türkiye 2006'da gelmiş soft standart olarak. Bunlar normalde kromsuz geliyor. Motor bloğu gri geliyor. En baz versiyonu bu. Aslında ilk çıkan 1984-85 yılındaki ilk aslında soft tail'in görüntüsü tam olarak bu. Bu bobtail çamurluk mu? Ducktail mi diyorlar? Ducktail. Ducktail çamurluğu var işte. Arkada onların ya 130-150'lik bir lastiği var ilk çıkanlarda. Tam olarak motorun görüntüsü bir ön 21 tel jant geliyor. O zaman işte Evo motor var onlarda. 1340cc'de. Sen 10'se daha 86 kubik inç. 86 kubik inç var onlarda. Sonra gelişe gelişe bunun arkada gelen 200 yapmışlar. 17 inç arka jant var bunda. O yüzden bu jantın aynısının arkaya olanı yok. Üretmemişler. Olsa aslında çok şık bir kombinasyon olurdu. 200 stok fabrikadan geliş. Arka 200, jantın çapı da 17. Stok hali bu. Stok hali bu. Bu motoru sattıklarında diğerleri de öyle bu arada 2006 olanların. Bunlara krom aksesuarları takmışlar. Yani derbi kapakları, motor kromları, şase kromları, yani o depo kapaklarının hepsini kroma çevirmişler. Bu motorun ilk sahibi ona bir uzun maşa takmış o triple trillerden. Onu da bir sürememişler. İkinci sahibi bu şekle çevirmiş. Orijinal motorlarını satın almış. Bu jantı almış. Amerika'dan kocaman bir Ape sipariş etmişler. Çok yüksek bir Shockey One diye bir marka. Kalın malın böyle. Bu eski uzun ön takımı nerede? Onu hiç görmedim ben. Bu üçüncü sahibini aldım ben zaten. 19 bin kilometredeydi. İstanbul'a gittim. Motor ağlıyordu. Dedi ki bana Electra Glide'ım vardı. Bir de GS'im. Bu dedi son. Onlar da yeni bir iş kurarken para lazım olduğu için motorları satmaya niyetlenmişler. Bunu dedi kimse görüp beğenmedi dedi. Bakalım hani. Ama ben almaya gitmiştim zaten. Gördüm. Çalıştırdım. Sesi güzel. Dedim tamam aradığım motor bu zaten. Yani hesabı da alıyoruz bir noktada. Motoru satın aldık. Geldik. Hemen arkasını yere indirdim. Markayı 5 santim aşağı bastım. İstediğim şey oldu zaten. Daha sonra ön 2.5 santim alçalttım. Yani ön 1 inç arka 2 inç alçaltıldı hemen motorda. Hemen ilk o işe girmiştim. Ayaklıklarını, peglerini bir elden geçirdim. Sivri ayaklık pegler falan vardı. Onları hiç sevmiyorum. Kendi elimde olan bazı parçalar. Bu motoru aldığımda bir sürü de toplu parça aldım. Onu biliyorsunuz zaten. Evet. Ondan buna bir sürü şey yaptım. Derbi kapakları onlar bunlar bilmem ne. Alttaki o şu kapağı bulmuştum. Mesela ona çok sevinmiştim. O yoktu motorda. Kromu tamamladı. Sele buldum pandemi zamanında. Buna sele aldım. Öbür seleyi de sattım o sırada falan böyle. Yani sattığım yerine parça koydum falan. Bertan devamlı bana şey diyordu. Senin motoru boyayalım, bir şey yapalım falan filan. Ben de dedim ki bunu boyamayalım. Kalsın böyle. Bir de uzun süre Ebe'de bindim. Ebe'de sürmek çok zor. İnatla da Ebe'ye bindim. Sonra dedim ki bir gün artık milleti virajda hani böyle artık uzaklaşıyor. Ben virajda istediğim gibi de gidemiyorum yani. Adamlar hızlı motor sürüyor. Dedim artık biraz kontrol lazım deyip T-bar'ı taktık. T-bar'ı taktığımızda birkaç kromları kötüydü. Onları falan hallettik. Artık bir boya kalmıştı zaten Mert'tan değil mi? Lastik de almışım herhalde. Tabii lastik de almış. Gittim lastik yani o zaman öyle düşünüyorsun. Bir tek boya kalmıştı diye de boya yapıldıktan sonra daha üstüne egzozlar değişti. Devam. Sen boyayalım diyordun. Ben de bunun deposunu boyamayalım. Yeni alacağım motora yaparız falan diyordum. Sonra ben yeşile çok meraklıyım biliyorsunuz. Yeşil rengini çok seviyorum. Daha koyu yeşil British Racing Green. Ben o rengi çok seviyorum yani. Arabada da severim, motorda da severim. Bu renkte bir şey böyle simli değildi o. Başka değildi, bir şeydi. Başka benzer şey. Bir örnek attım. Benzer bir örnek biz attım. Biz de simli çok seviyoruz. Aynen. Biz de o zaman metal flek her yerde metal flek bahsediyor. Barak yapmayı da böyle hakikaten düzgün böyle ah dedin tamam artık barak yapıyorum dediği noktada yanları barak yaparız, şunu şöyle yaparız falan. Ben depo istediğim gibi yaptın aslında. Kaskı sana bırakmıştım. Nasıl evet. Zaten öyle yap dedim. Kaskı sen kendi kafanda istediğin stilde yaptın yani. Kaskın tasarımı tamamen bize ait ama arkada Türkçe yazı koymak çok acayip hoşuma giden bir fikir oldu benim. Yani senden gelen bir fikir. Onu da hatta ne yazacağımızı düşünürken ne yazalım. Spotify'la girip bütün üstü bir ses çaldılar. Aslında öyle olmadı oğlum. Yani bunu yaparken akşamdı. Eğleniyorduk kendi içimizde. O sırada hani ne yazarız bilmem ne. Şu bu İngilizce olmasın, Türkçe olsun derken kamyon yazısı baktık. Uzundu evet. Ve taksi yazısı yazdık. Bu çıktı karşımıza aslında. Hayır bu şey, bu şarkı bu. Bu şarkı. Tamam sonra dedi ki bu neymiş? Baktık Müslüm Gürses dedik. Oturduk dinledik. Tabii. Hayır hala da ben ilk defa dedim onu. Şu an hala falan dinliyoruz yani. Dinliyoruz mu? Güzel şarkı. Ezbere biliyorum şarkı. Soyal Bey dinleyince aklımda direkt kas geliyor. Yani beni tanıyanlar için aslında biraz hani esprili, tanımayanlar çok anlam veremiyor ama yani o da güzel. Anlam veremese de olur yani. O bizim işimizde bir geyik oldu. Yak bitti buraya kadar. Ardından egzoz aldın galiba. Egzozlar benim yeni aldığım motorun üzerinden çıkan egzozları. Önce ama filtresini değiştir. Tabii. Sizin yine mora boyadığınız, maviye simli yaptığınız Fat Boy vardı ya. Onun evet. Da satılacakken evet. Dedik ki sen meraklısın. Bak benim filtrem güzel, filtreyi takas edelim. Sen de bunu tak. Hani açık filtre olsun. Ondan onu filtreyi aldık. Ben o kapağı bir kestim. Ha kapağı kesmedim. Açık taktım ona açık bir. Açık taktın. Evet. Sonra biz depoyu boyadık. Karantinaya denk geldi. Karantinada hatta boyayacaktık. 4 gün yasak oldu. Bilmem ya ben su aldığımda eve giderim diye çıktım gittim. O sırada sen barakları yapmasın. Her aşamada. Şeydi değil mi? Dükkanı kapatıyorduk. Köpekleri kapatıyorduk. Sen kaçak
girip çalışıyordum. Kepenin kafasını kaçan inşallah. Boyadık bu motoru. Evet. Bunlar şaka. Hiç kaçan girip çalışmadık arkadaşlar. Öyle boyadık. Dükkan kapalıymış. Sonra Berke motor aldı. Ben o egzozlara sökmeyi çok istedim. Screaming Eagle'lar vardı. Onları söktüm. Komple header'le beraber bunları aldı. Fırat'a dedim ki şuna bir braket yapalım. Ben kafamda tasarladım. Üç delik şuraya. Şunu şöyle yapacağız. Bunu böyle yapacağız. Yaparız oldu. Ondan sonra ben eski braketi kestim. Ona ayak yaptım. Burada arkada ekfoz abi de kayın. Fırat yapmadı. Fırat'a yaparız demin. Pazar günü yaparız. Ben Fırat'la beraber yaparız istedim. Ne hatırlamıyorum neden söylenir konu ama çok güzel yapar bu. Aynen hatırlamıyorum. Pazar günü dediysen ondan yapmamıştır. Tabii. Yani pazar çok şey yani. Çok onlarda kırmızı çizgileri var. Çizim. Çok ama nadir. Şu anda burada Fırat'ın burada tutuyor olabilmemiz çok büyük bir. Ben pazar istemedim ama Fırat Bogasisi var içinde minder yaptı. Yani onu yalan hatırlıyorum. Değil. Bunu da yaptı ben yani. Ellerini hiç takmadım. Egzoz teşekkür ederim. Ben varı var bu motorda. Ben yaparım. Yaptıktan sonra senin ne yaptığın beni söylenmendirmiyor. Bu motorda işte aslında bakarsan öyle gün geçtiği geliştirdik. Yani o ilk halinden şu anki haline bayağı bir değişti. Yani peki bir şey sormak istiyorum sözümü zor kesin. Zor olmasın bildiğin yerde. Çalıştığım bu yaptığın değişikliklerin tamamı görsel odaklı mı? Yoksa senin kendi sönüş dinamiklerine göre değiştirdiğin ya, değişiklikler var mı? Şimdi orada tabii şöyle oldu. Süre süre tecrübe ediyorsun. Mesela ilk iki spor sırasından aldığım keyfi mesela o çok kıvrak hızlı motorlardı. Bu mesela alçattığımdan dolayı uzun yolda benim için bir tık rahatsız. Yani görüntü çok güzel, görüntüye kıyamıyorum. Yani arka bunun yükselse biraz kötü, alçaldım güzel ama bu defa aslına bakarsan yol tutuşun ya da konforun azalıyor. İlave olarak biraz daha hızlı olsun istedim. Berke'den gelen egzozdaki önceki egzoz performans. Tabii. Ama bunlar daha aç. Filtresi, bir de onları takınca egzoz patlamaya başladı. Şans eseri full pack buldum. Patlama çatlama kesildi. Kahve isteyen varsa. Teşekkür ederim. Kahve. Şey, Amerikan mırrası. Fırat sana kalmadı yavrum ya. Bu motorun bitti mi şu an senin için? Ondan sonra işte bu sürüş dinamiklerinden dolayı belki bir şeyler değiştirmek tarzının değişmesini falan bağlanır. Bu motora şu an yapmak istediğin başka değişiklikler var aslında bakarsan. Tamam. Buna bir Springer maşa, öne bir arkaya kalın. 2-3 sene bekle biz üreteceğiz Springer. Buna bir Springer maşa mesela tamam mı? Bir öne bir arkaya kalın Fastspoke mesela jumperi takacaksın. Daha pastel bir boyla boyayacaksın mesela. Ben o zaman motoru satmak istemiyorum. Benim tavsiyem bence ona Springer takma. Zaten takmayacağım. Ne diyorsun? Yani ben daha böyle. Yani. Bu arada 90'larda 97-98'lerde Softail standartın Springer maşalı versiyonu var. Softail Springer. Aynen Softail Springer. Yani değerli bir motor aslında. Heritage Springer'ı var. Bir var. Normal standart Springer'ı var. Aslında güzel bir motor. Yani ama bana şu an Heritage'a bence Springer daha spor diyor. Mertan senin soruna geleceğim aslında burada. Bu motor evet şu an biraz görsel oldu. Yani sürüş dinamikliği de biraz düşük benim için. İlave olarak 88 tüp ekinç. Aslında çok yeterli makine ama hale gelişiyor, hızlanıyor. Ya bunu modifiye etmen lazım. Yani yine işte atıyorum imkanlar olsa SNS'in yüzünü koy, egzantrikli falan geliyor. 6 ileri yap motoru. Yine keyif alırsın, yine farklı bir şey getirirsin. O birazcık daha klasik mesela kenarda duracak. Ben mesela yanına bir Dyna sürmek istiyorum artık. Yani günlük motorum Dyna olsun isterim. O yüzden mesela buna zaten bir proje artık bitti. Bu benim kafamdaki yere geldi. Size bir şey istemiyorum. Bundan sonrasında farklı bir motora geçmek istedim evet. Aslında yani. Bir video daha çekeriz gibi geliyor bundan sonra. Onu söyleyeyim. Aynı ki yaptığın mesela Gidon değiştirdiği tamamen tenisinle alakalı. Öyle çünkü Eyüp havalı, güzel, sürebiliyorum da nerelere gittim ben de İstanbul'a gittim geldim yani ama egzozda bunu tercih etmen yine aslında performansla alakalı. Evet ben bunu seviyorum zaten. Ben çok hızlı motor süremesem bile hızlı motorum olsun isterim. Ya bu başka bir keyif. Seleyi değiştirmenin sebebi ne? O da mı yine arkadan şu anda bu destekli bir sele? Çirkin görünüyor. O görsel. Bu görsel aldım. Ama bu seleyi kullanmak çok daha rahat. Yani çünkü o bel desteği çok güzel. Evet. Bu sele çok denk geldi. Yani denk gelince aldım ben bunu. Mesela şöyle söyleyeyim sana. Performans seviyorum. Bin beygirlik bir arabayı sokakta kullanamazsın. Ama garajında bir bin beygirlik arabam olsun çok isterim mesela anladın mı? Ya o dursun. Ben onu biliyorum zaten kendim de yapıyorum. Seviyorum. O tip şeyler aslına bakarsan heves. Yani bir söz var işte içinde pistonu içinde egzozu olsun yeter diye. O şu an benim için geçerli ve onu geliştirmeyi seviyorum zaten. Performans odaklı. O yüzden işte bakalım. Ya bu aslında baktığı zaman performans odaklı custom işinde de Dyna. O bu işte biraz daha oradan cezbediyor ki ilk motoru aslında bakarsan biraz daha club style tarzında gitmişim yani. Tabii. Bilmeyerek aynen. O şekilde o sportster minik biraz minik gitmişim aslında. Fairing, mairing, bilmeyerek yani. Yaptık o zaman onu ama o tarz hoşuma gitmiş. Bu dediğim gibi 200 tekerden hevesim vardı. Yani aslında imkanım olsa 240 tekerlik işte bir breakout almayı daha çok isterdim. Bu vardı o zaman alabileceğim. Bunu aldım. Bunu geliştirdim aslında eldeki imkanlar. Burma demir değişti, farı değişti, stopu değişti, aynaları, elcikleri, manetleri, ön sinyaller, abi pegler, vites çubuğu, buji kabloları falan depo aynı renk olsun diye fıstık yeşiline boyadık yani. Bu bitti, satıyoruz artık onu. Ya onu neden satmıyoruz? Biz de her şey doğru müşter paraya satıldık yani bu benim sözüm değil. Bir arkadaşımın sözüm. Ellerine sağlık. Sizin elinize sağlık Mertan. Kas, depo, sis kuncularımın elefonu sarılması, takıldığım yerde bir şey. Teşekkürler yani. Yani takılanlar dinler var mı? Sisi var minderi. Ya bu birlikte
bir şey yapmak da keyifli. Yani bir de yapan insanlara yardımcı olmak ya da zaten yapan insanlara yardımcı olmak değil mi? Zaten en başında biz seninle bir şeyler yapıyorduk. Evet. Ya. Sonra adamlarla tanıştık. Sonra ben dükkana girdim. Aynen. Daha iyi oldum o da ya. Sonra siz yapan insanlar oldunuz. Öyle diyor. Yapan insanlara yardımcı olmak bizim için bir şereftir. Sen kimsin? Tabii. Asıl Ata beni birçok konuda yardımcı oldu. Benim motorum çalışmadı da vurdururken adamın elini kırdık. Ha, elim çatladı. Yani öyle benim yüzümden eli çatladı falan. Olacak eşim ya ama oldu i̇şte, yani. İşte yapan insanlara yardım ederken. Benim çatlamış bir de ben öyle spor salonu şeye gittim. Karşıya gittim debriyaj sıkasık o elle. Meğersem çatlak çok kötüydü olmuş. Ben de var. Buram kırılmıştı. Debriyaj sıkasıka bayraktan eve gelmiş. Senin ilk motor egzoz aldın. Lampta sensörü deliği kaynattırdık. Evet. Somut bak. Tabii. Şey oraya sop boyadı. Şey XV950 var. XV950. Ne güzel motordu ya. Basıyordum çalışıyordum gidiyordum. Kaldırıyordu motor işe de değil değil mi? Ben gitgide model düştüm hocam. Yani 2014'de başladım. 2010 Sportster'a geçtim. Şimdi 97 Dyna'm var. Benim şey onda. İlk motorumda deponun şeyi vardı. Benzin biterken bana çekiliyordum. Aynen. İçin içinde ışık geldi. Bunda gösterge var mesela. Sen ben yavaş yavaş. Bir sonra ABS. ABS yaptı. Bir ABS'nin motor tecrübe edilmesi lazım. Teknoloji. 90'ların teknolojisini yakalayalım artık yani. Sene olmuş 2023. Biz eskiye binmek istiyoruz bakalım. Bitirelim mi? Bitirelim. Kahve de bitti zaten. Tabii. Bayağı güzel de sohbet ettik bence. Bu tarz videoları beğendiyseniz ve bizi desteklemek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın, beğenmeyi de unutmayın. Aklınızda herhangi bir soru varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Yorumları okuyup size geri dönüş sağlarım. Nereden tıklasınlar? Şuradan bir yerden tıklasınlar. Çok net. Kesin izleyen kesin bu abone olmak zorunda hocam. Ben...